Kırmaya başlıyorum. Sağdan kaynaklı bir şey olmuştu. O binlik HP potları satıldığında çok yüksek meblağlara Sundray'e falan satabiliyorlardı. Sonra GB bir anda 2000'lere düştü. Zaten bu fark edildiği gibi hemen bir güncelleme geldi, düzeldi. Sonra bir yanlış hatırlamıyorsam kesinlikle arkadaşın dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani oyun ilk zamanki gibi değil. Gerçekten çok fazla GB silmek için çok fazla şey yaptılar. O yüzden kolay kolay GB'nin fiyatı düşen düşünmüyorum ben. Bu oyun beni bugün sikiyor ama ha. Yeri satıp satıp keş çekiyorduk. Yani neyi kanka? Kırabiliyor mu? Twitch'ten Twitch'ten gelen gelen Rise droplarının yeni droplarını serverda onu bilmiyorum. Yeni serverda kırılıyor mu kırılmıyor mu bilmiyorum onu. kırılmıyor diye bir infom var benim ama ne kadar doğru bilmiyorum. Güzel. Bir tane Orç'u bir soru sormak istiyorum. Orç en iyi, oyunun en iyi slotunda farmlayan insanlar saatlik kaç en farmlıyor? Slotları var. Draw slotlarında sadece Unix, SC ve çöp slotları Can oluyor. dost bir şey soracağım. Bunlar Boost atıyor diyebilirim. Şimdi iki tarz boost var burada. Bir Unique Scroll dediğimiz şey var. Bir de Epic Scroll var. Bunun yani Necromancer slotunun eğer ki darlama olmazsa solo bir kişi bir saat boyunca sabit kasarsa 30M civarında 30-35M civarında bir gelir alır. Ama darlama olmazsa tekrar söylüyorum. Kimse dokunmazsa. Yani 20 ile 30M dostlar. arasında alır. Bu atım, bu Onyx nedir? Silver Game hayatım. Arkadaşlar ben kendim Necromancer Slot dönüyordum bu arada. Bilginiz olsun. 2 aydır Necromancer Slot dönüyorum. Kendim bizzat denediğim için bu kadar net söyledim. Archmage Firestar. Oy, 7'si iş güzel. yapar. 7'si 8'i iş yapar. Ama nasıl yaptılar ben de bilmiyorum onu. Ama harbiden yavaş koşuyor. Çünkü şu şekilde de onun sürekli yok bir zıplanması bilmem nesi olduğu için hiçbir şekilde yetişemiyorsun okçulara. Zaten uzaktan sıkıyor adam. Kanser ediyor milleti ya hani. O yüzden yüksek ihtimal düşürmüşlerdir onu. Taso arkadaşı demesi garip değil mi? Saatte 30 diyor. GB 10K olur diyor. Kanka ben bunu yeni serverlar için söylemiyorum arkadaşlar. Yeni server 85 kep değil. Oyun düzeyi şu anda Arvat'ta olan şeyle aynı değil, eşit değil. O yüzden çoğu şey değişecek zaten. 75 kep'e döneceğiz. 75 kep'te nasıl bir düzen olacak? Oyunu, tamam mı? Oyuncuları bu oyuna gelecek. Yani şakası söylüyorum. Ben şu... Bu test sürecinde, 2 senelik test sürecinde inanın ki o kadar çok şey değişti ki insanlar çok zarar da etti, değişti de. O yüzden şu anki oyun, şu an hani güncel haliyle 85 cap'te, Radiant'ların çıktığı bir metada söylediğim şeyler, Necromancer slot için konuşuyorum, %100 doğru. Ben kendim dönüyorum şu anda, o şekilde düşünün. Ama 75 dediğim şey arkadaşlar, server başladığında 75 level sınırı. Yani 75 level'a kadar. O yüzden 75 level cap'te nasıl olacağı, hangi slotun ne kadar atacağı, nasıl bir düzenin değişeceği belli değil. Teşekkür ediyorum. Yani ben daha şu an tam bir skim öğrenmiş değilim ama bakacağız yani. Slotlar paylaşıldı mı? Evet bebişim. Lütfen trade atmayın. Sütlaç Murat, Orçun Hocam, Night Online'daki gibi en standart farm tarzı AFK farm slotları olacak mı? Mesela kodaki günlük 120'yi bırakan slotlar var mı? Kanka şimdi şurada şöyle. Şimdi en son toplantıda dediğimiz gibi yeni güncellemede yani yeni serverda farm İyi. slotları ve ex slotları Daha. farklı olacakmış. O yüzden droplarla alakalı nasıl bir değişim yaparlar bilmiyorum. Fakat şu anda Arvat sunucusunda belli başlı Haggard slotları var. Bunu yapan tanıdığım insanlar da var ama ne kadar bir getirisi var onu onlara sorarsanız daha uygun. Bir takı verdi, bir oy yazdın chat. Bir takı verdi, bir oy yazalım. Bir oy yazalım yani. Bir kafa gelelim bir. Arkadaşlar bakın lütfen ya bize yarayacak. Bitirelim böylesi daha iyi, boş verin. Ama trade atmayın arkadaşlar, kaç kere söyledim benim güzeller güzeli dostlarım. Aynen öyle, kazanan oyuncu olsun abi. Tuzo GB 3'ü geçti. Siz onun hiçbir olgu düşünceye körü körün savunmayın, her şeyi sorgulayın. Diye bir yorum geldi. Şimdi kadar olur. Eyvallah eyvallah. Çıkan için bu yorum gördüğünüz gibi. Niye vermiyor kardeşim? Niye vermiyor? Bu ne böyle? Droplamak için geldik galiba bu Rolex için. Valla ben Bu anlamadım neymiş ki. ya? Bir
şey vermedi kankim. Takı alamadık. Takıya seviniyorum. Bir oy yani takın değerini bilmesen de bir sevinmek istiyorum, anladın mı? Evet. Ne balkon konuşması. Yani ben 5 gündür Rise Online oynuyorum. Kararımı verdiniz dedim ki yaşanacak. Bak görün nasıl banlar olacak. Oldu. Oldu. Bu yani öngörülen bir şey. Aha bir şey düşün Night Horror. Onyx yandan takı atmıyor mu? İki tane takı oluyor. Aynı takıdan iki tane veriyorsun. Bir tane de şimdi o takının klasına göre rare, epic, unique diye takılar olduğu için epicse bir tane epic aksesuarı şart alıyorsun. İki tane takıyla birlikte belirli bir 40 em olması lazım sanırım artı bire basma parası. Onu veriyorsun. Direkt artı biliyor. %100 geçiyor zaten. Bir yanma ihtimali yok. Bakiyeyi gizle. Bakiyeyi gizlememe gerek yok arkadaşlar. Oynex'e gördüğünüz bakiyenin yani Oynex müdürüne yazdın bana eksi bakiye açın diye 50 bin lira eksi bakiye açtılar. Yani bakiyeyi niye gizledin? Eksi amına koyayım mı? Rise Online'a geçer geçmez borçlu çıktık ama. İki sene. Bugün güzel maçlar var. İddia mı yapacağız? Cegom sen de bir kere kazandırdın sonra hayatımız gittin ya. Night Horror'u verebilirsin bu arada ya kanka. Verebilir miyim? Hiç tutma kanka. Çöpleri bize ver. Canlı su veriyorum zaten. Ne yapacağım çöpleri? Hayatımın anlamı. Size veriyorum zaten. Bir saniye ne oluyor? Birileri trade atıyor değil mi? Sağ alttan bunu engellemişsin. Evet evet. Aynen. Trade atma attık her zaman şey yapamıyorsun. Kırkır bir ipin şart lazım oluyor. Orçun hocam sıfırdan başlayacak bir farmer için önerilerin var mı? En hızlı level katsın ve en iyi farm slotlarından bahseder misin AFK olarak? Kanka şimdi şöyle. Bu çeşit çeşit şeyi var. Yani sen nasıl bir oyun oynamak istiyorsun? Bilgisayar başında mısın? Ekibin var mı? AFK. Yoksa sadece AFK mı yapacaksın? Eğer ki AFK yapacaksan ister istemez bir ekibe ihtiyacın olacak. Solo olarak bir şey yapabilme imkanın yok AFK anlamında. Ama şimdi en hızlı exp ile alakalı söyleyebileceğim şeyler ilk başta ben level kasmayı düşünüyorum. Direkt hani görevleri yaparak tık 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 hemen kendimi 25 atıp bir şey 25'ten sonra Lunastar'da para buldum. 120. 120. Yani 3 tane Onyx şu an bir GB'den mi bilmiyorum nedir ne değildir de. 3 tane unique aksesuar güzel eder. Burada deadmiş para eder.